Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmasteral YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Doğru yerdesiniz arkadaşlar. AYT fizik deneme kampımızla devam ediyoruz. Bugün 9. gündeyiz. Yani bugün itibariyle toplamda 18 adet AYT fizik denemesi çözmüş olacağız arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Öncesindeki her zaman yaptığımız anlaşmayı yapalım. Denemenin yorumunu istiyorum. Yani ne yaptın, nasıl geldi, nerede hata yaptın ya da fulledin mi diye yorumlarda seni görmek istiyorum. Doğrusal bir yarış pistinde aynı anda şekildeki konumlardan geçen K, L ve M arabalarının hızları sırasıyla VK, VL ve VM'dir. Arabalar kendi hızlarıyla yani sabit hızla hareket ederek aynı anda bitiş çizgisine varmışlar. Demek ki VL, VK'den o da M'den büyük arkadaşlar. Şimdi gözlemci yani bir bağlı hareket sorusu. Gözlenen eksi gözlemci yaparız arkadaşlar. Gözlenen eksi gözlemci yaparız ve vektörel fark. Onu da şöyle bir notumuza almış olalım. L'nin sürücüsü K'yi. L'yi ters çevireceğiz. Bir şöyle olsun. Arkadaşlar sayısal değer vereyim. 3V, 2V, 1V vermiş olayım. L'nin sürücüsü K'yi demek. K eksi L demek. L sola doğru 3'tür. K de sağa doğru 2 idi. Batıya gider. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülümüze bakalım. M'nin sürücüsü L'yi. L eksi M'dir. M'yi ters çevirdim. Sola doğru 1. L de sağa doğru 3'tü. Evet batıya değil doğu olması lazım. İkinci öncülüm yanlış. Üçüncü öncüle bakalım arkadaşlar. K arabasının sürücüsü M'yi. Burada ise M eksi K yapılacak. K'yi ters çevirdim. Sola doğru 2. M de sağa doğru 1'di. Bakın burada da batıya doğru gidiyor. Görecektir. Yalnız bir sorumuzun doğru cevabı olacaktır. L eksi M. Bir daha kontrol edelim. K eksi L oldu. Sorumuz devam ettik arkadaşlar. K, L, M ve N tahta blokları. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde. İkişerli olarak şekildeki gibi üst üste konulmuştur. L ve M bloklarına yatay F kuvvetleri uygulandığında K ile L, M ile N blokları ortak hareket ediyor. Bize sürtünme kuvvetlerini sormuş. Arkadaşlar birlikte hareket etmeleri için sürtünme kuvveti kuvvetin uygulanmadığı cisimde hareket yönüyle aynıdır. Bakın K'ye kuvvet uygulanmış mı? Hayır. O zaman sürtünme kuvveti F ile aynı yönde olacak. 2 olacak. K 2, N de 2 olacak. Öncelikle K ve N'in 2 olmayan şıklarını bitirdik. Cevap geldi. L kuvvet etki ettiği için ters yönde olacak. M kuvvet etki ettiği için ters yönde olacak. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur arkadaşlar. Hava direncinin imal edildiği bir ortamda yerden H kadar yükseklikte bulunan bir cisim V1 büyüklüğündeki hızla aşağı düşe atıldığı anda başka bir cisim yerden V2 büyüklüğündeki hızla düşe yukarı yönde atılıyor. Karşılaşma süreleri. Arkadaşlar formülle de gidebiliriz. Düz mantıkla gidebiliriz. Birbirlerine geldikleri için hızları toplanır. Ama bunlar atış hareketi olduğu için şöyle bakalım. H1 eşittir. V1 çarpı T hızlandığı için artı 1 bölü 2 G T kare. H2 ise V2 çarpı T eksi 1 bölü 2 G T kare olacak. Taraf tarafa topladığımda H1 artı H2 yani H değeri V1 çarpı T artı V2 çarpı T gelir. Hız büyüklüklerine bağlı, yüksekliğe bağlı ama çekim ivmesine bağlı değildir. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yay sabiti 200 Newton bölü metre olan esnek bir yay ve 2 kilogram kütleli cisim kullanılarak şekildeki düzenek kuruluyor. Yerden 7 metre yükseklikte bulunan zemindeki yay 1 metre sıkıştırılarak önüne konulan cisim serbest bırakılıyor. Yolun KM arası sürtünmesizmiş, KM kısmı sürtünmesiz olup cisme yerden 2 metre yükseklikte bulunan M noktasından itibaren 20 Newton büyüklüğünde sürtünme kuvveti etki ediyor. Cisim M'den kaç metrelerde durur demiş. Soruyu tek nefesle okumaya çalıştım. Üf. Arkadaşlar enerji dönüşümü yapacağız. Başlangıçta ne var? 1 bölü 2 kx kare artı mgh eşittir. En son durumda sürtünme kuvveti çarpı yol
artı mgh var. Gelin yapalım artık sayısal değerleri yerine koyalım. Şurası bize yeterli mi? 1 bölü 2 yay sabiti 200 ne kadar sıkıştırılmış 1 metre karesi 1 artı kütlem 2 g10 h 7 yani 100 burası 280 oluyor galiba 140 oluyor 240 eşittir. Mgh yapıyorum son durumdaki potansiyel enerji 2 çarpı g çarpı 2 mgh yani 40 geldi. O zaman arkadaşlar 200 benim sürtünmeden kaynaklı ısı enerjimdir. Sürtünme kuvveti 20 ise 10 metre ileride durmuş olurum. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Şekilde verilen hızlarla hareket etmekte olan cisimlerden önce x ile y çarpışıyor. Daha sonra y ile z ve en son x ile y tekrar çarpışıyor. Cisimlerin son hızlarının büyüklüğünü sormuş. Tüm çarpışmalar esnekmiş. Arkadaşlar esnek çarpışmalarda iki tane özel durumum var. Birincisi yazalım tabii ki de notlarımızı asla eksik etmeyelim. Kütlelerimiz eşit ise hızlar birbirlerine aktarılır. Bakın 3m 3m yani x y'nin hızını alacak duracak. Y de x'in hızını alacak. Ardından y ile z çarpışıyormuş. Kütleleri eşit mi? Değil. Momentum büyüklükleri eşit mi? 3m çarpı 2v'den 6. 2m çarpı 3v'den 6. O zaman kendi hızlarıyla geri dönerler. Yani y 2v ile dönecek. Z de 3v ile dönecek. Kendi hız büyüklükleriyle. Sonra x y bir daha çarpışıyor. Kütleler aynı olduğu için hızlar aktarılacak. Yani arkadaşlar x 2v olacak. Y duracak. Z ise 3v olacak. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Şekildeki gibi dengede olan düzgün türdeş eşit bölmeli AB ve CD çubuklarının ağırlıkları eşitmiş. Şu kelime ne kelime? Türdeş. O zaman tam ortasından ağırlığını aldım arkadaşlar. Buraya ben denge konumuna göre tork aldığımda ipe göre P çarpı 1 ise ben buranın ağırlığına 2P demiş olurum. E aynı yer burası da 2P arkadaşlar. İp neydi peki? Toplam ipin gerginliği ise 3P. Çünkü aşağı doğru 3P var. Yukarı doğru 3P olacak. Bize ne sormuş? X ipini sormuş. Arkadaşlar tork verilmeyen ve sorulmayan noktaya göre tork alınır. Bakın bu noktaya göre tork alıyorum. X çarpı 5. 5X eşittir. 3P çarpı 3. Artı 2P çarpı 2. 9. 4 daha 13. 13 bölü 5. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. 12A kalınlığındaki tahtanın her iki yanından vida adımları A ve 3A olan AB vidaları şekildeki gibi tahtaya saplanacak şekilde döndürülüyor. A vidası N1, B vidası N2 tur döndürüldüğünde vidaların uç noktaları birleşiyormuş. Buna göre N1 ve N2 tur sayıları ile ilgili verilenlerinden hangileri doğru olabilir demiş. Arkadaşlar vidanın ilerleme miktarı adım sayı. Tur sayısı çarpı adım sayısıdır. Bu kadar basit. A vidası 3 tur dönerse 3A yaklaşır. B vidası 3 tur dönerse 9A yaklaşır. Topladım 12A birinci öncülüm doğru. A vidası 6 tur dönerse 6A yaklaşır. B vidası 3 tur dönerse 9A 15A oldu. Olmaz arkadaşlar. A vidası 3 tur dönerse 3A. B vidası 1 tur dönerse ne olur burası 3A topladım 6A uç noktaları birleşmiyor. Sorumuzun doğru cevabı yalnız bir A şıkkı olacaktır. Levaları arası boşluk olan paralel plakalı bir sığaç bir üreticinin uçlarına şekildeki gibi bağlanmış arkadaşlar. Sığaçın levaları arasına tahta konulduğunda öncelikle gençler devre potansiyel farka bağlı mı? Bağlı. O zaman potansiyel fark değişmeyecektir. Q eşittir CV formülünde potansiyel fark değerim değişmez. O zaman C ile Q doğru orantılıdır. Sığacın değeri ise sığacın epsilon yani elektriksel geçirgenlik çarpı yüzey alan bölü levalar arası uzaklık. Tahta konması yalıtkanlığı arttırdığından epsilon değerim artar, C değerim artar, Q değerim artar C arttığı için. Yüküm artar, sığam artar, depolanan enerji. Arkadaşlar QV bölü 2'dir. V değişmiyor. Q artıyor. Depolanan enerjim artacaktır. E şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Şekildeki iletken KLMN çerçevesi düzgün manyetik alana sabit V hızıyla girip çıkıyor. K
Çerçeve manyetik alana girerken, bak önemli, indüksiyon akımı ok yönündeymiş. Baktım arkadaşlar, ne yönde? Dışa doğru. Yani alan arttığı için manyetik akı artacak. Demek ki ben azaltmak istiyorum. Dışa doğruydu ya arkadaşlar. O zaman başlangıçta içe doğru bir manyetik alanım var. Birinci öncele bakalım. Ortamın manyetik alanı sayfa düzleminden içeri doğrudur. Evet. Çerçeve manyetik alandan çıkarken artık manyetik akı azaldığı için indüksiyon bana yardımcı olacak. İndüksiyon akımı ok yönünün tersinedir. Bakın içe doğru olacak. Doğru. Çerçevenin tamamı manyetik alan içerisindeyken KL ve MN kenarlarında indüksiyon EMK'sı oluşmaz artık. Manyetik akı değişmediği için. Oluşur dediği için yanlış. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1 ve 2 olur gençler. Şekilde bir alternatif akım kaynağına bağlı devre elemanı ve lambda ile kurulan elektrik devresi bulunmaktadır. Üreticim frekansı azaltıldığında lamba parlaklığı da azalıyormuş. Arkadaşlar frekans azaldığında direnç artmalı ki akım azalsın. Bu yüzden lamba parlaklığı azalsın. Peki alternatif akımda sıvaç yani kapasitif reaktans 1 bölü 2 pi fc idi. Frekans azaltıldığında paydam azaldığı için direncim artar, akımım azalır. Doğru. Bobin ise arkadaşlar neydi bobin ise? 2 pi fl idi. Frekans azalırsa direnç azalır, akım artar. Yanlış. Lamba yani ohmik direnç frekansa bağlı değildir. O yüzden arkadaşlar yalnız bir A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Çembersel hareket yapan araçların sahip olduğu büyüklüklerin bir kısmı vektöreldir. Şekildeki araçlar kavşakta aynı yönde döndürüldüklerine göre bu araçlara ait vektörel büyüklüklerden hangisinin yönü bütün araçlar için aynıdır demiş. Kolun vektörü merkezden dışarı doğrudur. Bakın arkadaşlar kolun vektörü merkezden dışarı doğru. Demek ki aynı değil. Çizgisel hız kamyonetin şu yönde ise bu aracın bu yönde, bu kamyonetin bu yönde. Büyüklükleri eşit, yönler zıt. Merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet her zaman merkeze doğru arkadaşlar. Bakın her zaman merkeze doğru, yönler farklı, büyüklükler eşit. Açısal hız sağ el kuralıyla bulunur. Döndürdüm bak dışa doğru her noktada aynı. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir çubuğun ortasına ve ucuna kütleleri sırasıyla 4M ve M olan noktasal. Bak altını üstünü çizeyim ben bir noktasalın. X-Y cisimleri şekildeki gibi bağlanarak yatay seviyeden serbest bırakılıyor. Buna göre cisimler şekildeki yörüngeyi izleyerek düşey konumdan geçerken hangileri eşit olur demiş. Aynı ip üzerinde olduklarından açısal hızları eşittir arkadaşlar. Eylemsizlik momenti ise M re kare. Bakın X için konuşalım. Kütlesi 4M yarıçapın karesi. Y için konuşalım. Kütlesi M yarıçapın karesi eşittir. Açısal momentum Merve formülünden yapılır. Ama noktasal diyor ama her türlü eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdan da yapılır. Eylemsizlik momentleri aynı, açısal hızları da aynı. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olur arkadaşlar. Özdeş yaylar ve cisimler kullanılarak 2022 AYT sorusunun çok benzeri, aynı değil. Orada frekans sormuştu. Kurulan sistemlerdeki yay sarkaçları eğik düzlemler üzerinde basit harmonik hareket yapmaktadır. Arkadaşlar burada periyotlarını sormuş. Öncelikle yay sarkacında periyodun formülü 2 pi kök içinde m bölü k değil miydi? Beni burada açı etkiler mi? Ağırlık önemli olmadığı için etkilemez. Yaylar seri bağlandıysa çarpımları toplamlarının oranı k bölü 2. Paralel bağlandıysa bakkal toplaması arkadaşlar. Yani paydası en büyük olanın periyodu en küçüktür. Paydası en küçük olanın periyodu en büyüktür. 2, 1, 3. Periyot sorduğu için B şıkkı. ÖSYM AYT sınavında frekans sormuştu. O zaman periyodu bulup frekansla ters işlem yapıyoruz. Periyodu büyükse frekansı küçük. Birinci denememizin son sorusu. Işığın çift yarıklı girişimi yani Young deneyinde aşağıdaki düzenekler kuruluyor. Buna göre ekranlarda oluşan girişim saçaklarının genişlikleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Arkadaşlar formülümüzü şuraya bir yazalım.
Bakayım ekranda gözüküyor mu? Gözüküyor. Engel ile ekran arasındaki uzaklık dalga boyu bölü D uzaklığı çarpı ortam. Şimdi bakalım. Şekil 1 ve şekil 2'de. Önce şekil 2 ve şekil 3'e bakalım. D'ler aynı, ortamlar aynı. L'si büyük olan şekil 3 ise saçak genişliği şekil 3'te daha büyüktür. 3 2'den büyük olacak gençler. 1 ve 2'ye baktığımda şimdi gençler zaten ortam suyla doldurulmuş. Şimdi 3 2'den büyük ya. 3 en büyük zaten. Çünkü şekil 1 ve şekil 2'de bakalım şimdi şekil 2 ve şekil 1'e bakalım anlarız zaten. L'ler aynı. Payda da D var. Şekil 1'de daha fazla ters orantılı. Suyun ortamı daha yoğun ters orantılı. O zaman 3, 2, 1 dediğim gibi birazcık fazla konuştuysam kusura bakmayın. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Birazcık mola verelim arkadaşlar. İkinci denemeyle günümüzü tamamlayalım. Deneme 2 arkadaşlar. Bu tarz sorulara bayılırım. Neden? Çünkü burada bir bağıntı var. Ben ÖSYM, AYT özellikle en az bir tane soruda bazen böyle şıklarda bazen de öncüllerde bağıntı yani formülü geleceğine inanıyorum. Bize diyor ki L aracı durduğunda iki araç arasındaki uzaklığı sormuş. Aynı anda aynı yerden harekete geçmişler. Önce grafiği bir dönüştürelim. Nasıl yaparız bu işi? X ve A'la. Sağa gittim, eğim aldım. Sola gittim, alan aldım. Arkadaşlar bakın. T'yi şöyle bir üçgen ve dikdörtgen olarak ayırdığımda K'nin neyi var burada? Dik üçgen alanı. Şöyle maviyle yazalım. Karışmasına eklerimiz. V1 eksi V2 bölü 2 parantezinde T var. Bir de arkadaşlar bir dikdörtgenimiz var. Artı V2 çarpı T var. V2'de ise L'de ne var arkadaşlar? Dik üçgen alanı V2 çarpı T bölü 2 var. Üstteki bağıntıdan alttaki bağıntıyı çıkarmak istiyorum. Önce onu yapacağım. Ve çıkardığımda arkadaşlar bakın V1 çarpı T eksi V2 çarpı T. İkisinin de altında bölüler var. Bölü 2 artı V2 eşittir V2 çarpı T eksi V2 çarpı T bölü 2'yi gördüm. Bakın arkadaşlar burada zaten bak 1 bölü 2 1 bölü 2 eksi 1 artı 1'i götürdü. V1 çarpı T bölü 2 C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir cisim düşey duvara yatay ev kuvvetiyle dik bastırılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Duvarın normal kuvvetinin büyüklüğü N, duvarla cisim arasındaki oluşan ve cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de F'miş. Dengelenmiştir kelimesini gördük mü? Gördük. Cismin aşağı doğru ağırlığı varsa sürtünme kuvveti de ağırlığının büyüklüğüne eşittir arkadaşlar. Tamam mıyız? Ve ev kuvveti artarsa sürtünme kuvveti değişmez. Çünkü sistem dengede ve statik sürtünme kuvveti o cismi harekete geçirmeye, o cismi harekete geçirmeye çalışan kuvvetten büyük olamayacağından sürtünme kuvvetim değişmez. Ama arkadaşlar tepki kuvvetimi burada kim oluşturuyor? F oluşturuyor. Etki kuvveti artarsa tepki kuvvetim de artar. Güzel bir soru. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hava sürtünmelerinin imal edildiği bir ortamda K ve L cisimleri yerden şekildeki gibi eğik olarak aynı anda atılıyor. Hangileri her iki cisim için de aynıdır demiş. Arkadaşlar K'nin düşeyi 2 yani K'nin ben düşey hızına 20 diyor 30 diyorum 3'müş. Yatay hızını 10 diyorum. L için konuşursam düşey hızı 30 yatay hızı 20 olacaktır. 30 atılıyorsa 3 saniye çıktım 3 saniye düştüm. K'nin uçuş süresi 6, L'nin de 6. Birinci öncülüm doğru. Maksimum yükseklik 30'da atılıyorum ya. 5, 15, 25'ten 45'e 45 doğru. Menzil ise arkadaşlar yatay hız çarpı zamandan K ve L'nin uçuş süreleri aynı ama zamanları yatay hızları farklı olduğundan menzilleri farklıdır. L daha uzağa gider. 1, 2, C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Sürtünme bak soru muhteşem. Sürtünme kuvvetinin her yerde sabit olduğu bir yolda. Soruyu durdur bir kendin çözmeye çalış lütfen. Durmakta olan Anıl elindeki topu K noktasından bir ilk hızla şekilde gösterildiği gibi fırlatıyor. Top yerden H kadar yükseklikteki M noktasına kadar ilerleyip orada duruyormuş. Şimdi arkadaşlar topun başlangıçta neyi var? Potansiyel enerjisi var yükseklik. Bu düzenekte enerji korunmamıştır diyor. Hayır, enerji korunmuştur. Mekanik enerji korunmamıştır gençler. Enerji dediğimiz sadece potansiyel ve kinetikten oluşmuyor ki. Isı, ışık, ses,
Dalga enerji çoktur. Mekanik enerji korunmamıştır. Toplam enerji korunmuştur. Top mekanik enerjisinin tamamını korunmamıştır diyor. Bu yanlış. Top mekanik enerjisinin tamamını kaybetmiştir. Hayır. Top arkadaşlar başlangıç potansiyel enerjisi en son durumda bir de yükseklik potansiyel enerjisi var ya şöyle. İlk potansiyel enerjisi eşittir. Son potansiyel enerjisi artı sürtünmeden dolayı açığa çıkan ısı enerjisi tamamını kaybetmemiştir. Çünkü durduğu noktada ne var arkadaşlar? Yükseklik potansiyel enerjisi de var. Topun yol boyunca kaybettiği mekanik enerji kaybettiği sürtünmeden dolayı ısıya dönüşecektir. Yalnız 3 C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Özdeş X ve Y cisimleri sürtünmelerin imal edildiği ray üzerinde şekildeki konumlarında bulunmaktadır. X cismi H yüksekliğinden serbest bırakıldıktan sonra. Şimdi arkadaşlar kütleleri M özdeş demiş. H yüksekliğine de 5 metre diyorum, tamam mıyız? 5 metrede bu cisim kaç hızına kavuşacak? 10'a kavuşacak. Esnek olmayan çarpışma yapıyor. Yani kenetleniyor. Yani ilk momentum eşittir. Son momentum yapacağız. Tüm çarpışma türlerinde momentum korunumu vardır. İlk momentum M çarpı 10. Hızı 10 çünkü X'in. Y'nin hızı yok. Eşittir. 2M çarpı ortak hız. Ortak hız ne oluyor arkadaşlar? 5 metre bölü saniye oluyor. Yerden en çok kaç haş yükselir demiş. Bakalım arkadaşlar. Başlangıç kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı 2M çarpı 25 eşittir. 2M çarpı G'ye 10 dedim. H'ı bilmiyorum. H değerim 2,5 mu gelir? Bakalım 1,25 gelir. Yani arkadaşlar 5 metrenin 1/4 biridir. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu şekildeki sistem dengedeymiş. Yüklerden ikisinin büyüklüğü P ise A'nın büyüklüğünü sormuş. Arkadaşlar bakın burası P ise makara ağırlığı yoksa burası P bölü 2. Burası P bölü 2. Aynı ip aynı gerilimi taşır. Burası P bölü 2. Bak burası P. O zaman ben burada P çekiyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Burada ne var? Bu cismin ağırlığı var. Yani ne oluyor? H bölü 4H'dan ağırlık sinüs bileşeni P bölü 4 var. O zaman arkadaşlar bu ip dengede olması için 3P bölü 4 çekecek. Bu da 3P bölü 4 çekecek. O zaman A cismi nedir arkadaşlar? A cismi çarpı H bölü 4H 6P bölü 4'tür. 6P bölü 4. Sorumuzun doğru cevabı A'nın yükünün büyüklüğü 6 olacaktır. Eğik düzlem sinüs bileşeni karşı bölü hipotenüsü kullanıyoruz arkadaşlar. Merkezleri etrafında dönebilen şekildeki A, B, C ve D kasnaklarının yarıçapları sırasıyla 3R, R, 3R ve 2R'dir. A kasnağı ok yönünde bir tur döndürülürse B kasnağı da aynı yönde bir tur dönecektir. Arkadaşlar B kasnağı yarıçapı 1 ise ve o zaman D kasnağı değil mi? Evet D kasnağı aynı yönde 1 bölü 2 tur döner. C kasnağı perçinlendiği için 1 bölü 2 tur döner. Ve yükselme alçalma miktarları H eşittir. Tur sayısı çarpı 2 pi R olacaktır. Bakalım HX yükseliyor. HX neye bağlı? B kasnağına bağlı. 1 çarpı 2 pi R. HY ise alçalıyor arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 2 pi 3 R. Bakın yukarı doğru 2 var. Aşağı doğru 3 var. Aralarındaki mesafe ne oldu arkadaşlar? 5. Yani B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Çembersel hareket yine aynı konu dağılımı. Sadece soru dağılımını yani sorunun yerlerini değiştirdim. Silindirik platformda düzgün çembersel hareket yapan bir cisme etki eden merkezcil kuvvet yüzeyin normal kuvveti oluşturur. Merkezcil kuvveti aşağı yönlü ağırlık kuvveti ile yukarı yönlü sürtünme kuvveti ise dengelenmiş kuvvetlerdir. Bir sik göstericisi yere dik silindirik platformda motosikletiyle şekildeki gibi yatay yol boyunca düzgün çembersel hareket yapıyormuş. Arkadaşlar o zaman demek ki cismin ağırlığını dengeleyen bir sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvvetini ben K çarpı N olarak açtığımda tepki kuvvetini merkezcil kuvvet dengeleyeceği için M G eşittir. K M V kare bölü R olacak. Bakın kütleler gidiyor. Motosikletli hızının büyüklüğü arttırılırsa
normal kuvvet merkezcil kuvvettir. Büyüklüğü artacaktır. Hızı artarsa periyodu azalacaktır. Periyot neydi? Bir tam turu geçmesi için gerekli süre. Daha hızlı olursam sürem azalır. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü niye değişmez? Dengelenmiş kuvvetler statik sürtünme kuvveti. Bu denemenin ikinci sorusunu da çözdük arkadaşlar. Cismi harekete geçirmeye çalışan kuvvet statik sürtünme kuvveti, yani sürtünme kuvveti bu kuvvetten büyük olamaz. Ağırlık değişmeyeceği için sürtünme kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Süper bir soru daha. E şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Sabit W açısal hızıyla dönmekte olan bir tablanın üzerinden bir parça macun şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Sistemin eylemsizlik momenti M re kare değil mi arkadaşlar? Sistemin kütlesi artmıyor mu? Artıyor. Eylemsizlik momenti azalacaktır. Tablanın açısal hızı. Tablanın eylemsizlik momenti arttığı için açısal hızım azalır. Çünkü açısal momentum korunacaktır. Eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdan. Tablanın kinetik enerjisi değişmez demiş. Arkadaşlar eylemsizlik momenti çarpı açısal hızın karesi bölü 2. Evet, eylemsizlik momenti 2 katına çıkıyor diyelim. Açısal hız 1 bölü 4'e düşüyor karesinden dolayı. O yüzden kinetik enerjim azalır arkadaşlar. Yalnız 2 B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Sürtünmesi ihmal edilen bir ortamda ilk cismi KN noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Hareketin periyodu değişmemek şartıyla cisim LM noktaları arasında basit harmonik hareket ederse ilk duruma göre. O noktası max O'daki hız azalır diyor. Arkadaşlar periyodu değişmeyecekmiş. Burada o zaman ne derim ben? Şimdi bir bakalım. O'daki hızı azalır diyor. Şimdi zaten KN noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyordu ya. KN noktaları arasında. LM noktaları arasında yapacakmış. Genlik azalır. O noktasındaki hız maksimum hız açısal hız çarpı R. Açısal hız periyot değişmiyorsa değişmeyecek. Genlik maksimum uzaklık azaldığı için azalır. M'deki ivmesi açısal hızın karesi çarpı R arkadaşlar. R azaldığı için azalacaktır. L noktasında uygulanan geri çağırıcı kuvvet kütle çarpı açısal hızın karesi çarpı R. R azaldığı için o da azalacaktır. Unutma, periyot değişmiyorsa açısal hızım değişmez. A şıkkı yalnız bir sorumuzun doğru cevabıdır gençler. Sürtünmelerin ve yer çekiminin ihmal edildiği ortamda eksik yüklü bir parçacık V potansiyel farkına sahip bir üretecin uçları arasına bağlanan iletken levalar arasından V I hızı ile şekilde gösterildiği gibi P noktasına doğru fırlatılıyor. Zaten arkadaşlar eksiğin eksiği aşağı doğru ittiğini biliyorum. Artı da eksiği çekiyor. Parçacık P noktasından X kadar aşağıdaki R noktasına çarptığına göre hangileri artarsa sapma miktarı azalır demiş. Şimdi arkadaşlar V1 parçacığın ilk hız yatay hızım artarsa daha kısa sürede varacağımdan X'im azalır. Ama yük artarsa, burada aşağı doğru etkeden bir elektriksel kuvvet var. Kayınvalide Q çarpı V bölü D. Q de artarsa, üreticin gerilimi de artarsa kuvvet daha fazla etki edeceğinden sapma miktarlarım arkadaşlar artacaktır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı yalnız bir olur gençler. Sayfa düzleminde bulunan üzerinden akım geçen sonsuz uzunluktaki tele doğru. Sayfa düzleminde çok kötü okudum. Bir bulunan bir elektron ve proton şekildeki gibi fırlatılıyor. Arkadaşlar sağ el kuralı yapıyoruz. Bakın burada akım aşağı doğru gidiyor. Burada manyetik alan içe doğru. Burada manyetik alan dışa doğru. Şimdi gelelim manyetik kuvvetlere. Baş parmak hız vektörünü gösterir. Dört parmak manyetik alanı gösterecek. Avcumun içi yüküm artı olduğu için yukarıyı gösteriyor. Manyetik kuvvet artıdır. O zaman burada arkadaşlar proton bir yönde hareket eder. Doğru. Elektron için avcumun dışına bakacağım. Baş parmak sağa, dört parmak içeri, avcumun dışına bakacağım. Yani aşağı doğru gidecek. Çünkü elektron eksidir. İkinci öncülüm yanlış. Aşağı doğru, yukarı doğru manyetik kuvvetlerin yönleri zıttır. C 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Son 2 soru. Primerinde 6N sarım bulunan transformatörün sekonderi 2N ve 3N sarımlı iki bölümden oluşuyor. Transformatör ideal, yani güçleri eşit.
Primer'in gücüyle sekonderin gücü birbirine eşit. KL uçları arasında 10 volt etkin gerilim oluşuyormuş. Arkadaşlar alttan sarmış, üstten sarmış. Yani burada 2 volt varsa burada 3 volt var. Çıkaracağım. O zaman 3 volt eksi 2 volt 10 ise volt değerim 10'dur. Arkadaşlar primelde toplam 6 sarım varsa primer değeri 60 volt olacaktır. Unutmayın, primerin sarım sayısı bölü sekonderin sarım sayısı eşittir. Primerin gerilimi bölü sekonderin gerilimi eşittir. Sekonderin akımı bölü primerin akımı denklemi sağlanacak arkadaşlar. Son sorumuz. Karanlık bir ortamda yapılan çift yarıklı girişim deneyinde ekranda şekildeki gibi aydınlık ve karanlık saçaklar oluşmaktadır. Deney düzeninde bir değişiklik yapıldığında ekranın üst kısmındaki saçak genişliği azalıyor, alt kısmındaki saçak genişliği artıyor. Arkadaşlar, saçak genişliği eşittir yarıklar düzlemi yani font ile ekran arasındaki uzaklık çarpı dalga boyu bölü d çarpı n. Şimdi ışık kaynağından çıkan ışığın rengi dalga boyunu etkiler. Saçak genişliği hepsinde değişir. Bir yerde azalır, bir yerde artar olmaz. Ekran bir yönüne döndürülürse buradaki L azalacağından saçak genişliğim azalır. Burada L artacağından saçak genişliğim artar. Cevabımız B şıkkı. C yol doğru olması için tam tersi üstte artar, aşağıda azalır olması lazım. Işık kaynağı yukarı yönde kaydırılırsa saçak genişliğim değişmez. Merkezi aydınlık saçak aşağı kayar. Yarıklar düzlemi iki yönüne döndürülürse arkadaşlar yarıklar arası uzaklık azalacağından saçak genişliğim tamamında artacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Umarım güzel bir deneme olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.